Evet, güneşli bir Polonya sabahından, Polonya öğleden sonrasından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu, eğer Polonya'ya geliyorsanız kullanmanız gereken, kullanmayı aksatmamanız gereken, her durumda bir şekilde kullanacağınız uygulamaları anlatmak. Konumuz bu olacak. Şöyle de bir artısı var bu videonun. Polonya'nın herhangi bir şehrine geliyorsanız bu videoyu izleyerek kendinize gelmeden önce bir yol haritası çizmiş olursunuz. Çünkü anlatacağım uygulamalar hem Polonya'da, yani Polonya'nın her şehrinde, kendi şehrim olsun, Varşova, Gdansk, Wrocław, Krakow veya herhangi başka bir şehirde, her yerde kullanılacak uygulamalar. Yavaş yavaş geçelim videoya. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer videoda bahsettiğim uygulamalar sizin ihtiyacınızı giderecekse, bu videoyu beğenip paylaşmayı, biraz da abone olmayı unutmayın lütfen. En azından bize destek olmuş olursunuz. Her abone, her beğeni benim için gerçekten çok büyük mutluluk oluyor. Yani gurbet ellerde beni mutlu edebilirsiniz ücret ödemeden. Şak diye bir tane beğeniyle ben mutlu olabiliyorum. Böyle güzellikler de yapıyorum size. Bir tane abonelik, bir tane beğeni. Hadi videoya geçelim. İlk uygulamamız Yaktoyade olacak. Yaktoyade niye ilk olarak başlıyoruz? Çünkü Polonya'ya geldiğiniz zaman otobüslere, tramvaylara veya başka bir toplu taşıma aracına bindiğiniz zaman kullanmanız gereken bir uygulama. Bu iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı harita. Yani gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz. O size gidecek otobüsleri, tramvayları, toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Kaç dakika kaldığını, ne zaman geleceğini, ne zaman gideceğini, her şeyini o uygulama içerisinde görebiliyorsunuz. İkinci artısı ise Polonya'da herhangi bir toplu taşıma aracına bindiğiniz zaman bilet almanız gerekiyor arkadaşlar. Bilet almadığınız zaman herhangi bir zamanda herhangi bir yerde şak diye denetim görevlileri gelip sizin biletinizi kontrol edebiliyor. Ve bilet kontrolünde eğer bilet almadığınızı görürlerse size 250 zloty kadar bir ceza yazıyorlar. Normalde 500 zloty ama öğrenci olduğu için 250 zloty kadar bir cezası var. Yani biletler 2 zloty 2.20 ama siz almazsanız 500 zlotye kadar ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani bu yüzden bu anlatacağım uygulamayı aynı zamanda yan tarafta da gösteriyor olacağım. Orayı da izleyebilirsiniz bütün uygulamayı. Koleo bu şekilde arkadaşlar. Yani Koleo hem bir Google Maps tarzı bir uygulama hem de bilet almak için kullanılan bir uygulama. İkinci uygulamamız Koleo olacak. Koleo nedir peki? Şu şekilde mesela ben Vuc'da okuyorum. Vuc'da öğrenciyim. Vuc'dan Gdansk'a gitmek istiyorum. Gdansk'a gitmek için de bilet almam gerekiyor. Çoğu zaman demeyelim, bazı zamanlarda hafta sonları daha çok olmak üzere büyük şehre giden trenlerde yer kalmıyor. Ve yer kalmadığı için de siz önceden bilet almanız gerekiyor. Ve bu bileti de Koleo sayesinde alıyorsunuz. Koleo'ya giriyorsunuz ve bileti şak diye alabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde biletinizi almış oluyorsunuz. Yani bu Koleo şehirler arası trenlerde bilet alma uygulaması diye söyleyebiliriz. Koleo. Üçüncü ve en önemli uygulamalardan bir tanesi ise Orange Flex. Orange Flex nedir? Orange Flex Türkiye'deki Vodafone, Türk Telekom, Turkcell gibi bir hat. Ama siz bu hattı herhangi bir marketten de temin edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir yere gidip almanıza gerek olmuyor. Ve şöyle bir şey var. Orange Flex'i gelmeden önce alabiliyorsunuz. eSIM destekleyen telefonlar varsa eğer isterseniz bu eSIM'in ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlatabilirim. Ben eSIM kullanıyorum. eSIM kullandığım için Türk hattımı telefonundan çıkarmadım veya şöyle bir şey oluyor mesela. Türk hattından bir alışveriş yapmam gerekiyor. SMS geliyor ve bu SMS'i de Türk hattından alman lazım. Normalde hattı çıkartınca alamıyorsun ama ben hat kullanmadığım için Orange Flex hattı yerine Vodafone hattım olduğu için şu anda Türkiye'den bir mesaj alabiliyorum. Bunu yapabilirsiniz. Onun dışında Orange Flex'te şu şekilde uygulamayı göstereceğim. Bildiğiniz işte paket paket planlar var. İşte 30 GB, 50 GB, 80 GB, çarçur böyle paketler var. 30 GB alıyorsunuz. 30 GB aldıktan sonra 6 GB da diğer Avrupa ülkelerinde kullanmak için size ayrılmış bir internet hafızası var. Yani 30 GB'ın içerisinde 6 GB'da başka ülkelerde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında 50 GB'lık paketler var, 80'ler var. Daha üstünü isterseniz daha üstleri var. Fiyatları da genel olarak uygun. Mesela 30 GB için 30 zloty veriyor. Ve şöyle de bir iyilik yapayım, şöyle de bir güzellik yapayım size. Şimdi Orange Flex'e açıklama kısmına yazdığım linkten girerseniz orada referans kodu var. O referans kodunu yazarsanız, referans kodunu şuraya yazıyorum. Şöyle nasıl tutacağım bilmiyorum, neyse. Referans kodunu burada bir yere yazdım. O referans kodunu yazarsanız
İlk ay hattınıza para ödeyeceksiniz. 30 GB için 30 dolar bir para ödeyeceksiniz. İkinci ay hatta para ödemeyeceksiniz. Hattınız ücretsiz olarak gelecek. Orange Flex hattı bu şekilde. Yani tamamen hat olayı iletişim kurmak için Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi bir şey. Ve benim kodumu girerseniz ikinci ay faturanız ücretsiz olacak. Evet, galiba dördüncü uygulamamızda, aslında dördüncü uygulamalarımız diye söyleyeyim, direkt çoğaltayım. Uber, Bolt ve FreeNow olarak 3 tane taksi uygulaması var. Polonya'da normal taksi pek kullanılmıyor Türkiye'deki gibi. Yani Uber'ler var, Bolt'lar var, FreeNow'lar var ve gerçekten çok ucuza denk geliyor. Mesela 4 kişiyseniz burada herhangi bir yerden Uber çağırdığınız zaman, atıyorum ben 10-12 zlotiye yaklaşık olarak 6 kilometre gittiğimi hatırlıyorum. 10-12 birim paraya diye düşünün. Siz buna 4 kişi bindiğinizi düşünün, kişi başı 3 zlotiye düşüyor. Zaten otobüs, tramvay da 2.20 olduğunu düşünürseniz eğer, hem kış aylarında vesaireseniz veya sıcaktayken klimalı bir arabada giderek, daha hızlı giderek daha yani az buçuk aynı parayı ödüyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Uber ve Bolt bu şekilde. Bunların ara ara indirimleri de oluyor. Her zaman kontrol etmeniz gerekiyor aslında. Mesela gitmeden önce, atıyorum ben buradan nereye gideceğim? Manufaktüre diye bir yer var. Oraya gideceğim. Nasıl gideceğim? Uber'le gideceğim. Bolt'la gideceğim. Önce Uber'e bakıyorum. Fiyatları neymiş? Uber'de mesela 20 yazarken Bolt'ta bir anda 12 yazabiliyor. Veya FreeNow'da 8 yazabiliyor. Veya birinde 4 yazar, birinde 10 yazarken diğerinde 20 yazabiliyor. Yani bunları kontrol ederseniz eğer daha uyguna, daha hızlı bir şekilde gitmiş olabiliyorsunuz. Yani Uber, Bolt, FreeNow Türkiye'deki gibi değil. Yani Uber Türkiye'de şu anda kullanılmaya başlandı. Nasıl kullanıldı hakkında çok fazla bilgim yok. Çok kullanmadım ama burada her şeyim neredeyse Uber'le, Bolt'la. Bazen FreeNow kullanmakta dikkatli olun diye söylemek istiyorum. FreeNow'da küçük sıkıntılar var çünkü. Mesela 8 zloty yazıyor. 8 zlotiye biniyorsunuz ama gittiğiniz zaman sizden para kesimi 12 zloty olmuş veya 15 zloty olmuş. Bir şey yani beklemesine tamamen para kesiyor mesela. FreeNow çağırdıysanız direkt uçarak gidin, binin. Çünkü bekledikçe para yazıyor, haberiniz bile olmuyor. Zaten banka hesabı ödediğiniz için 8 zloty yazıyorken 10 zloty alsa, 15 zloty alsa iptal edemiyorsunuz. O yüzden FreeNow kullanırken dikkatli olun ama Bolt ve Uber'de daha önce böyle bir şey yaşamadım. Gayet güvenilir, güzel uygulamalar. Yani Polonya'da işinize çok yarar bence. Şimdiki anlatacağım uygulamalar ise, Polonya'ya geldiğiniz zaman Polonya'da BIM A101 gibi markalar var. Yani Türkiye'deki BIM A101'in buradaki vücut bulmuş hali Lidl ve Biodranka. Şimdi bunların uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. Buraya gelince burada telefonunuzun bölgesini değiştiriyorsunuz. Bölgesini değiştirdiğiniz zaman bunları indirebiliyorsunuz. Bunları indirmenizin sebebi nedir peki? Mesela Lidl'da bazen çok büyük indirimler oluyor. Mesela çok büyükten kastım o kadar da büyük değil ama yine de öğrenci adamı 2-3 slotte yine kârdır ya, anladın mı? Bunlar 1-2-1-2 bayağı fazla para oluyor. Gelince anlarsınız zaten. Atıyorum bir tane ürün 10 slotiyken yarı yarı fiyatına düşüyor. 5 slotiye düşüyor. Bir ürün 5 slotiyken mesela 2 slotiye düşüyor. Veya bir ürün 10 slotiyse bir alana ikincisi bedava gibi oluyor. Ama bu nasıl oluyor? Alır almaz gidip kasadan geçince sana indirim yapmıyorlar. Uygulamadaki kodu okutman lazım. Yani QR kod var. Onu okutunca sana direktmen o indirimi yapıyor. Yani Lidl ve Biodranka'daki bu indirimleri yakalamak için, bu indirimlere yararlanmak için Lidl ve Biodranka'nın uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde indirimlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamız Moovit arkadaşlar. Moovit gerçekten muazzam bir uygulama. Ben bütün Avrupa ülkelerine gittiğim zaman Google Maps'ten daha çok Moovit kullandım. Neden? Çünkü Moovit bir Google Maps gibi veya Apple Maps gibi bir şey. Ya bunu Türkiye'nin herhangi bir yerine de kullanabilirsiniz. Gidip Arap çöllerine de kullanabilirsiniz. Avrupa'da kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Moovit her yerde aktif çalışan bir Google Maps tarzı bir uygulama. Bayağı da güvenli. Mesela otobüs saatleri vesaire yazıyor. Hiç aksatmıyor yani. 5 dakika yazıyor, 5 dakika sonra geliyor. Bu şekilde bir uygulama. Moovit'i kullanıp Polonya içinde de kullanabilirsiniz. Google Maps'i de kullanabilirsiniz. Ama Moovit benim tercihim. Neden bilmiyorum. Çoğu zaman Moovit kullanıyorum. Tercihiniz size kalmış arkadaşlar. Çok elzem bir uygulama değil ama kullanırsanız yararlı olabilir. Telefonunuza dursun olacak. Bir yere gittiğinizde açar bakarsınız. Bir sonraki uygulamamız Revolut arkadaşlar. Şimdi Revolut nedir? Revolut bir düşünün papara gibi bir şey. Yani paparanın vücut bulmuş hali. Bütün Avrupa ülkelerinde her yerde kullanabileceğiniz bir papara gibi bir şey düşünün. Kart, Revolut kartımız var. Şöyle avantajları var. Mesela Türk lirası olarak hesabınıza attığınız parayı Revolut'a gönderdikten sonra herhangi bir kesim olmadan Türk lirasından Euro'ya çevirebiliyorsunuz. Veya Euro'yu
kesinti olmadan zloty'ye çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde zloty'yi euro'ya çevirebiliyorsunuz. Yani para transfer işlemlerinde gerçekten hızlı kullanılabilen bir uygulama. Onun dışında mesela siz buradan Budapeşte'ye gidiyorsunuz mesela. Yani Polonya'dan Budapeşte'ye gidiyorsunuz. Polonya'dan Budapeşte'ye giderken telefonunuzda Revolut var. Revolut'ta da 200 euro para var mesela. Şimdi siz o 200 euro parayı Budapeşte parasına çevirmenize gerek yok. Direkt olarak Revolut kartından veya telefonunuzun Apple Pay uygulamasından ödeme yapmaya başladığınız zaman herhangi bir kesinti yapmadan o anki kur neyse o kurdan euroyu oranın parasına çeviriyor. Oradan da ödeme alıyor, ödeme yapıyor. Yani bu şekilde işinize yarayabilir. Onun dışında Revolut kullanan herhangi bir arkadaşınızla aynı anda, aynı saniyede, aynı dakikada para gönderim işlemi yapabiliyorsunuz. Gecenin 2'si, 3'ü, 1'i, 11, 10, 9 neyse saat kaç olursa olsun her zaman bu para gönderme işlemini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Revolut kartı sayesinde, Revolut uygulaması sayesinde bazı yerlerde de indirim alabiliyorsunuz. Revolut hesabını açabilirsiniz. Yani yanınızda bulunsun. Gelir gelmez açtığım bir hesap oldu ve bütün her yerde işime yaradı. Bence siz de açabilirsiniz. Açın yani. Niye açmayasınız? Yanınızda dursun. Ve unutmadan Revolut açmak isterseniz eğer araştırırsanız, mantıklı gelirse sizlere açmak isterseniz kodum burada. Buradaki kodu yazarak benim kodumla beraber girebilirsiniz. Ne oluyor bilmiyorum ama kodumla girerseniz belki bir şey olur. Emin değilim yani şimdi Orange Flex'e dediğim gibi hani girerseniz ikinci ay ücretsiz geliyor. Revolut'ta ne olduğu hiçbir fikrim yok ama deneyebilirsiniz. Belki bir şey olur, emin değilim. Evet, geldik bir sonraki uygulamamıza. Bu bizim hayatımızı her zaman çok 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 kurtaracak. Gezmek isteyen arkadaşların gerçekten büyük bir yarar dokunacak bir uygulama. FlixBus. FlixBus nedir, ne değildir? Kamil Koç. Yani aynısı. Türkiye'deki otobüs firmalarının da aynısı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Çoğu zaman, çoğu yerde FlixBus kodları dolaşıyor. Mesela Erasmus gruplarına vesaire kullanmayan arkadaşlar olursa sorabilirsiniz. FlixBus kodlarınız var mı? İşte %15, %20, %30 indirimler dönüyor. O indirimlerle beraber ucuz bir şekilde ülke değiştirebilirsiniz, şehir değiştirebilirsiniz. Zaten şehirler arası otobüsler olarak FlixBus'lar kullanılıyor. Mesela İtalya'da Roma'daysanız Venedik'e geçeceksiniz. Roma'dan Venedik'e FlixBus'larla geçiyorsunuz. Veya buradan Budapeşte'ye gitmek istiyorsanız uçabilirsiniz veya FlixBus'a da gidebilirsiniz. Yani FlixBus'ı her anlamda kullanacaksınız. O yüzden FlixBus'ı şimdiden öğrenmeye bakın. Ben zaten burada uygulamayı gösteriyorum. Uygulamaları göstereceğim sizlere. Hızlı hızlı geçiyorum. Ne var ne yok görün diye, bakın diye. Ama siz daha ayrıntılı bakmak isterseniz birçok uygulamayı burada indirebiliyorsunuz diye biliyorum. Koleo, Yakto, Yade, Lido ve Biodoranka'yı indiremiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bölge değiştirmeniz gerekiyor. O bölgeyi değiştirdikten sonra onları indirebiliyorsunuz. Onun dışındaki saydığım her şeye bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yine de Google'da veya YouTube'da herhangi bir yerde bunlar nasıl kullanıldığı hakkında videolar çekilmiştir. Onları araştırmanızı tavsiye ediyorum. FlixBus'la alakalı bir trik vermek istiyorum arkadaşlar. Atıyorum FlixBus'ta girdiniz. Herhangi bir yere gideceksiniz. Orada yazan fiyata bir bakın. Ondan sonra çıkın Google'a girin ve Kamil Koç uygulamasına girin. Kamil Koç sitesine girin. Kamil Koç'ta ne kadarmış diye bir bakın. Bazen hatta çoğu zaman Kamil Koç'taki fiyatlar FlixBus'tan daha ucuz oluyor. O yüzden FlixBus'tan almak yerine Kamil Koç'tan alın. Aynı hesap, aynı firma, aynı yer. Hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece aldığınız yer birazcık fark ediyor. Belki 100-200 lira indirimli bilet alabiliyorsunuz. Bu da böyle küçük bir triktir yani. Ve buradan da şunun haberini vereyim. Polonya'ya ilk geldiğiniz zaman, ilk geldiğiniz 3 gün ne yapılır adlı bir video çekmeye çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Arkadaşım gelecek. Onunla beraber sıfırdan Polonya hayatına bir adapte olacağız. O gelecek. Ona ben 3 gün burada bir küçük rehberlik yapacağım. Ondan sonra ben döneceğim. Artık o da burada yaşamaya devam edecek. O arada ona anlattığım, ona öğrettiğim her şeyi aynı zamanda size de öğreteceğim. Size de anlatacağım. Video çekeceğim yani. Buraya göndereceğim. Belki bu sene gelecek. Yani bu dönem gelecek arkadaşlarım yararlanamayabilir. Çünkü onlar zaten gelmiş olacaklar ama yine de İzlemek isterlerse, bir şeyler eksik yaptık mı, yapmadık mı, ne oldu, ne bitti diye bakmak isterlerse videoya bakabilirler. Ama bundan sonra gelecek arkadaşlarım için çok yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü Polonya'nın herhangi bir şehrine gelirseniz gelin. Bu anlatacağım şeyler her yerde geçerli. Varşova'ya gelseniz de aynı işlemleri yapıyorsunuz. Çünkü yapacağımız şey şunlar. Orange Flex hattı, banka hesabı, market alışverişi, ne bileyim işte otobüs bileti alma, otobüse binme. Yani burada nasıl bilet alınıyor? Biletler birazcık farklı alınıyor burada. İnternet üzerinden alabiliyorsunuz veya orada bir şey, biletmatik gibi bir şey var. Onu alıyorsunuz, basıyorsunuz, okutuyorsunuz. Ah! Falan filan. Ah!
falan filan işte onları anlatacağım falan filan. O şekilde yani o videoda gelecek, onu da yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik bu videoyu bir düzenleyip atmam gerekiyor. Aynı zamanda bütün uygulamalara tek tek girmem de gerekiyor şu an sizin gördüğünüz için. Bugün hava çok güneşli gerçekten. Uzun süredir böyle sıcak, böyle güzel bir havayı almamıştım Polonya'da. Şu an psikolojim çok yerinde, düzeldi yani kendime geldim. Aynı zamanda güneş fazla buradan vurduğu için birazcık burası parlıyor ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet, uygulamalarımız bu kadardı arkadaşlar. Bakıyorum tekrardan, Kolya'yı anlattık, Yaktoya Adayı anlattık, Orange Flex söyledik, Uber Bolt Freenow dedik, Revolut'u anlattık, Lidl Biodranka dedik, Flixbus dedik, Moovit dedik, OLX dedik. Bir de Google Translate var arkadaşlar. En sonunda anlatacağım. Google Translate'i kesinlikle kurun. Ama uygulamasını, tamam mı? Çünkü burada her şey normal olarak lehçe ve siz lehçe hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ve buradaki insanlar da siz anlamasanız bile size durmadan lehçe konuşuyor. Yani sen diyorsun ki anlamıyorum. Adam hala anlatmaya devam ediyor ama lehçe. Yani İngilizce uğraşmıyor bile. Yani sen anlayacaksın abi. Buraya gelmişsin, anlayacaksın kafasındalar. O yüzden siz de ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz telefonu. Google Translate'e giriyorsunuz. Mikrofona basıyorsunuz. Konuş abi diyorsun. Konuş abi. Konuş. Konuşuyor. Sen tıklıyorsun. Ne demiş? Okuyorsun. Sen de ona konuşuyorsun. Böyle anlaşıyoruz. Hani normal bir anlaşma tarzımız bu şekilde. Çünkü ben böyle bakıyorum. Hani İngilizce birkaç kelime söylese belki çıkaracağım. Yok. Lehçe. Devam. O şekilde olduğu için sen de açıyorsun telefonu. Dayıyorsun suratına. O da sana anlatıyor. Google Translate bu şekilde. Bunu çok aktif bir şekilde kullanacaksınız. Resepsiyonlarda veya sokakta, mağazada, orada, burada, her yerde kullanacaksınız yani. O yüzden Google Translate'i de indirmeyi unutmayın. Evet, videomuz bu kadar arkadaşlar. Size hızlı bir şekilde buraya gelmeden önce kullanmanız gereken, öğrenmeniz gereken uygulamaları anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince tabii ki. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Umarım aklınızdaki birkaç soruyu gidermiştir. Yani ben nasıl biletleri alacağım, ne kullanacağım, taşıt mı kullanacağım, ne olacak, ne bitecek, umarım birazcık faydalı olmuştur. Yine dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa Erasmus'ta veya yurt dışı alakalı bana istediğiniz gibi Instagram'dan veyahut da buranın yorumlarından, YouTube yorumlarından ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. O zaman videoyu beğendiniz bence. Ben öyle düşünüyorum. Beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir zaten. O ihtimali yok başka. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğendiğinizde gösterin. Abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Yeni gelen Erasmus arkadaşlarıma, Erasmus kazanmış arkadaşlarıma tebrikler diyorum. Gerçekten büyük bir başarıya imza attınız. Gelince anlayacaksınız. Buraya gelince ufkunuzun nasıl genişlediğini, nasıl farklı bir dünyaya ayak attığınızı, adım attığınızı anlayacaksınız. O yüzden şimdiden başarılı dolu bir yıl diliyorum size. Hoşça kalın, esen kalın, dikkat edin.